Esas mesleğim tır şoförlüğü. Emekli olduktan sonra eşimle böyle bir işe heves ettik. Önce bir sütçü Ramiz'in arabasını yaptım. Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki ahşap ustası Savaş Okçay, emeklilik hayatını tarihi el sanatlarını yaşatmaya adadı. Okçay, esas mesleği olan tır şoförlüğünden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte ahşap sanatıyla ilgilenmeye başladı. İlk olarak Elveda Rumeli filmindeki sütçü Ramiz'in karakterinin arabasını yaparak bu işe adım atan Okçay, zamanla su kuyusu başta olmak üzere fayton ve kanı gibi geleneksel araçlar da üretmeye başladı. Evinin deposunu atölyeye çeviren Akçay, eski meslektaşlarının ihtiyaçları olduğunda da yollara çıkmaktan da geri durmuyor. Ürettiği eserleri Diyarbakır, Yalova, İstanbul gibi birçok şehre satan Okçay, ürünlerini film yapımcılarına da gönderiyor. Adım Savaş Okçay, 1957 doğumluyum. Esas mesleğim tır şoförlüğü. Emekli olduktan sonra böyle eşimle böyle bir işe heves ettik. Önce bir sütçü Ramiz'in arabasını yaptım. Ondan sonra Python, Gaan'ı derken buralara kadar geldik. 2006'da emekli oldum. 2006'da emekli olunca işte bir yapacak bir şey olmadığından bir eşimle birlikte bir at arabası, sütçü Ramiz'in arabasını yaptık. O vaziyette işte at arabası, Python, Gaan'ı derken bir atölye kurdum. Bu vaziyette işime devam ediyorum. Sergilere katılıyoruz. Tokat Genel Ekser TOGES El Sanatları Derneği'nin üyesiyim, Ayşe Daren'de başkanlığında. At arabası yapıyorum. Tokat yaylısı, üç yaylı deriz. Bu elimdeki şu andaki yapmış olduğum araba Trakya yaylısı derler, göçmen arabası. Bizim buralarda pek tutulmaz ama bu her bölgenin bir kendine göre araba çeşitleri vardır. Onu yapıyorum. Eylül'de fuarımız var, sergimiz var. Ona hazırlık yapıyorum. Su kuyusu yapıyorum. Ahşapla ilgili resmini göster, her şeyi yapıyorum. Bodrum'da atölye çevirdim, Bodrum katımda. İstediğim zaman açıp çalışıyorum. Bazen tıra binip gidiyorum arkadaşlarla birlikte. Hastası falan oluyor, çağırıyorlar, gidiyorum. Bu vaziyette işte geçinip gidiyoruz. Yani. İl dışına sattığım oluyor. Diyarbakır'a gönderdim bir kuyu, bir tokat yaylısı. Efendim, Yalova'ya gönderdim çiçekçilere. İçine meblan döşediler, çiçek koydular. Kuru yemişçilere tokata verdim. Gene İstanbul'a gönderdim. İstanbul'da çok araba sattım. Film yapımcılarına verdim. Satışımız da oluyor. Bu eskinin Kaan'ı arabalarında, at arabalarında unutulmuş, yüz tutmuş unutulmaya yani. Onları canlandırmaya çalışıyorum. Tarihi yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii biz emsallerimiz biliyor. Bizden sonrakiler biraz hatırlamıyor. Onları yaşatmaya çalışıyoruz. Süslü hediyelik eşya villalara, efendim iş yerlerine öyle veriyoruz yani, yapıyoruz.